Allah belanı versin. Leş gibi içki kokuyorsun. Kalk şuradan. Kalk! Sultan. Karışma bana. Bıktım artık bana böyle davranmandan. Telefonlarıma niye cevap vermiyorsun ha? Kim bilir hangi orospu karıyla zıkkımlanıyordun meyhanede. Lan Sultan! Sana hesap mı vereceğim lan ben? İstemiyorsan siktireyim köyüne. Gitmeyeceğim. Sövsen de dövsen de gitmeyeceğim Azer. Sultan. Başına bela olup kalacağım. Sultan gitmeyeceğim. Çağırma. Allah belanı versin seni. Adi herif. Seni öldürürüm lan ben. Ne istiyorsun? Ne istiyorsun? Yeter mi? Yeter mi? Yeter mi? Yeter mi? Neyim Natı lan? Yeter mi? Kurtarın beni imdan. İmdan. Seni öldürürüm lan. Yemeğim bir bu hafta kalmıştı. İt, çıksın! Çık, yasa! İn! Bırakın! Ama kızım... Gidin buradan! Gidin! Siz ne toplandınız burada? Karı koca kavgası işte. Hadi hepiniz odanıza. Ulan sen ne yaptın sanıyorsun ha? Ha cevap ver bana. Derdin ne ulan senin? Sana soruyorum cevap ver bana. Derdin mi ne? Derdimi merak mı ediyorsun baba? Sen benim derdimi bilmez misin Haşmetli Seyit Bey'im? Yoksa bilirsin de bilmezlikten mi gelirsin? Ulan hala bana mı kızıyorsun? Seni sultanla evlendirdim diye. Haşa. Kızmak haddim mi benim baba? Sen Azer evlen diyeceğim, ben evleneceğim. Tamam. Azer bu kadını sev diyeceğim, seveceğim. Tamam. Senin sözünün üstüne söz söylemek benim haddim mi? Tamam lan, tamam tamam kes. Bana bak Azer. Sen çok duyan, çok sezen fakat düşünmeye öyle ölçüp bir şeyde karar veremeyen bir adamsın. O zaman için en uygunu senin sultanla evlenmendi. Fatma'nın peşine takılıp ailemizin başını belaya soktun. Ailemiz? Evet, ailemiz. Baba kurban olayım, sen ne zaman kendin için bir şey yapacak olsan ailemizi ortaya koyuyorsun. Senin bütün derdin kendi ismin, itibarın. Baba, sen bu uğurda beni hiç sevmediğin bir kadınla evlendirdin ya. Sevmeye çalış sen. Biraz çaba gösterseydin. Ya sen? Baba sen beni ne zaman seveceksin? Sen bana ne zaman güveneceksin baba? Bu ne biçim laf lan? Bu ne biçim laf lan? Sen benim oğlumsun ya. Oğlunum. Ama iki numara. Hep de iki numara kalacağım baba ben. Allah rahmet eylesin. Ben o burada yokken bile İhsan abimin gölgesinde yaşadım baba. Sen İhsan abimi benden daha çok sevdin baba. Baba, sen daha çok güvendin ona. Eğer abim ölmeseydi, sen her şeyini ona bırakacaktın baba. Ben biliyorum baba. Yalan ne? Gözümün içine bakıp yalan ne baba? Öyle değil de. Ha? Allah.
Azer. Azer Bey dün gece çıkmış gitmiş. Nereye gitti acaba? Şu lüküs otel var ya sahilde. He. Oraya gitmiş kalmaya. Cenab'ı arayıp söylemiş. Ben asıl bu sultana hayret ediyorum. Bu kadar olaydan sonra. Tasını taran toplayıp gitmesi lazım. Hala hiçbir şey yokmuş gibi oturuyor hanım. He, herkes hesap peşinde kızım. Burayı bırakıp da geldiği çöplüğe niye dönsün ki? O da doğru ya. Burada hanımlık taslamak varken köyüne dönüp inek sağacak hali yok. Hadi al götür şunları hadi. Bugün kocan aradı mı seni? Hayır baba. Canibi aramış. Sahildeki oteldeymiş. Keşke üzerine o kadar gitmeseydim. Ne olursa olsun o benim kocam. Döver de sever de. Sultan nasıl böyle konuşabiliyorsun? Kocan olması ona seni dövme hakkı vermez. Dila, istersen biz karışmayalım kızım. Ben de bu ailenin bir ferdiyim anne. Düşündüklerimi söyleyebilmeliyim değil mi? Bütün bunlar sana ters geliyor olabilir Dila. Ama biz ailemizden böyle görmedik. Bir tokat attı diye evliliğimi bitirecek ya da sevgimden vazgeçecek değilim. Sana sevginden vazgeçtiyen yok ki. Ama sen böyle davrandıkça ve konuştukça azar değişmeyecek. Çünkü değişmesini gerektirecek bir şey olduğunu düşünmeyecek. Bırak bu şehirli kızı ağızlarını Dila. Ben kocamın değişmesini istemiyorum ki. Ben onu böyle kabul etmiş, böyle sevmişim. Günahıyla, sevabıyla. Kızım çayları verdin, daha ne bekliyorsun? Aferin Sultan. Senin ailemize layık bir gelin olacağını ta başından beri biliyordum. Kocana, evliliğine, ailene her zaman sahip çık. Zaten bizim ailenin gelinlerine de yakışan budur. Hepinize afiyet olsun.